Ve geçiyoruz başka konulara. Haftayı özetleyelim. Artık korumalar başlayacak. Yarın da büyük final efendim malum. Dün bir Aycan meselesi vardı. Aycan ve diğer gelin adayları arasındaki gerginlik. Bir bölümünü izledik ve yorumladık. İzlemediğimiz bir kısım daha var. Ona da bakalım ne yorumlar gelecek damatlar ve gelin adaylarından. Ben başını soruyorum. Neyden çıktı konu? Merakla. Bana içten içe gıcık olmuş. Bir anda patladı, bunu da görmüş oldum. İçindeki kini kustu bana karşı yani, anladın mı? Biriktirmiş. Ben niye kendimi yakın hissediyorum? Demişti. Meğersem hiç yakın hissetmiyormuş. Aa, altında neler yatıyormuş. Bak bak bak, Aycan'ı görüyor musun? Neden içten içe gıcık olmaya başladı acaba Aycan sana? Aycan'a da çok benziyoruz ya. Acaba Tankut'a mı ısınmaya başladı? Yok, o yüzden artık sana gıcık olmaya başladı. Olabilir mi? Niye olmasın ki? Tankut'u da beğeniyordu. Hani evlenince kadar diyordu. Şimdi. Neden olmasın? İçime kurt düşür mü Hazar? Kurt ne düşür? Adaylarını söyleyeyim. En başında öyleydi. Senin de aran bayağı gayet iyiydi. İyi olmaya başladı. Adnan yüz vermedi. Adnan istemiyor artık. Geriye kalan kaç aday kaldı seçtiği? Üç aday. Üç adaydan biri de Tankut'tu. Ve evet. Tankut'un eş adayı sensin, sana gıcık olmuş olabilir mi o yüzden? Bir dakika bir dakika. Az önce masada da söyledi. Ben Tankut için de evlenecek adam demiştim dedi. Niye olmasın tamam, Dani'cim? Aycan'la Dani arasındaki gerginlik acaba Aycan'ın aday olarak Tankut'u da görmesinden mi? Tankut sana aşığım, buradan itiraf ediyorum diyormuşum. Dünya ilet kardeşim ol. Nasıl böyle bir şey düşündün? Ya da ne düşündürdün sana bunu bilmiyorum ama konu tamamen seninle ilgili. Bu evde şu anda hoşlandığım ya da hoşlanabileceğim bir aday yok. Bunu da baştan söylüyorum. Hani bu dört kadar tane beğendiğin karakter vardı. Bir kişiden etkilendim, o kadar. Bir de ben herhalde. Sadece bir fikir ortaya sundular. Zaten ben kesin öyle demedim. Bu fikri sen nasıl yürüttün yani? Neyden kaynaklandı yürüttün? Bir yanlış bakışımı mı gördün Tankut'a? Anlaşıyorum hayatım. Bu fikir ortaya çıktığında ben zaten kesinlikle Aycan böyle düşünüyordur demedim. Eğer ki böyle düşünüyorsa vay haline dedim. Ben düşünüyorsa bile demem yani. Bir şey hissetmişimdir ki söylüyorumdur. Yani biliyorsun burası çok sihirli bir ev. Hiç kimsenin bir anı bir anla tutmuyor ya. O sihir hani benle Tankut'un arasında yok, emin ol. Tamam. Sen böyle bir şey düşünüyor musun, inanıyor musun? Ya aslında pek inanmadım. Ama şimdi dikkatimi de çekmedi değil Hazal yapınca. Yani sonuç itibariyle özellikle Tankut'un evlenecek adam olduğunu söylemesi dikkat çekti yani. Bugün de Erdem'e de söyledi. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Erdem böyle bir konu sordu. Dört kişiye gelmişsin. Yani Erdem de evlenecek adam mı dedi? Yok. Hayır ya. Demedi. Olsaydı Erdem'le de ilgilenirdim dedi. Tamam, ona inat olsun yoktu diye söyledim. Seda Hanım bence şu anda hemen olayları çözün dedim. Eyvah. O oradaydı ama. Eyvah. Evet. Şu anda Dani, Aycan'ın zerre kadar Tankut'tan haz almadığını, yani onu beğenmediğinin farkında. Çünkü benim anladığım kadarıyla Aycan böyle daha çok görselliğe önem veriyor ve yaşça kendine yaşıt erkeklerden hoşlanıyor. Ama Dani sadece biraz ön plana çıkmak için, hani benim erkek arkadaşımdan biri hoşlanıyor, aman tanrım falan, bu durumu yaratıp böyle ilişkisini yine şey Tankut haline ve Dani ön plana çıkma bomba meselesi haline çıktı getirmek için Aycan'ın üstüne gitmeye çalışacak ama yemezler bebeğim. Ama Dani'yi dolduran veya bu fikri veren Hazal durup dururken Dani olmadı, Hazal oldu bildiğin. Hazal söyledi. Ben şey söylemedim böyle bir şeyi, farkındaysan. O senin aklına soktuysa sen de oradan yürüdün. Canım cicim Dani'yi çok seviyorum, kendimi iyi hissediyorum falan. Sonra hala seviyorum ben Dani'yi. Hala seviyorum. Küçük bir potluk oluyor. Sonradan Dani'ye gıcık kapmaya başlıyor. Gıcık kapıyorum demedim. Dani dedi ki bana dedi. Bana içten içe dedi. Gıcık kapıyor herhalde dedi. Bir şey söyleyeceğim. İçten içe kırıldım ben, anladın mı? Fakta gösterdim. Başladı dedi. Ben Dani'yi hala seviyorum. Burada ama eski kırıldım arkadaşlar bile birbirinize bir gün kanlı bıçaklı, bir gün ne diyor, ciğer sarmasısınız. Yani Dani Mehtap örneğinde olduğu gibi, Dani Melis örneğinde olduğu gibi, Cansel örneğinde olduğu gibi. Şimdi ben burada bir bırakıyorum. Ne bileyim, Dani ile Melis'i kavgalı dövüştü. Bir dönüyorum, Melis arkadan Dani'yi koruyor falan böyle. Allah Allah diyorum, yanlış mı görüyorum? Yani o yüzden bunlara şaşırmamak lazım artık bu evde. Dani ayrı, Seda Hanım benim için. Aycan'ın genel hali, tavrı, davranışları konuşuldu bugün. Seda Hanım geldiği zaman. Ama bence Aycan ve Dani ve Dilek iyi bir üçlüyken Dani'nin Aycan'a karşı davranışlar yüzünden Aycan ona karşı cephe aldı. Aycan gerçekten bence yeri gelince hakkını çok iyi savunuyor. Böyle devam etmesi gerekiyor. Ben kesinlikle kötü bir yönde eleştirmeyeceğim Aycan'ı. Sen yeter ki sen kısmetse olur, düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kısmetse olur, kısmetse olur.
sakın bunları.